Merhabalar değerli izleyenler, Gülün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün evdeki kuru fasulyeyi değerlendirdiğim güzel bir tarifi paylaşacağım bugün sizlerle. Bir gün önce fasulye yemeği hazırlamıştım. Bir miktar kuru fasulye kaldı ve ben de kahvaltıya nefis bir tarif hazırladım. Biz çok beğenerek tükettik. Umuyorum ki sizler de hazırladığınızda lezzetini çok beğeneceksiniz. 300 gram kuru fasulyeyi blenderdan çekiyorum. Püre haline dönüştürdüm. Göstermek istiyorum. Fasulye püresi. Püreyi kenara aldım. Tarif içerisine büyük boy bir tane de kuru soğan kullandım. Her yemeğimin olmazsa olmazı bol soğan. Soğanı doğrayıp tarifi pişirme aşamasına geçiyorum. Yarım kahve fincanı zeytinyağı, sonrasında doğradığım soğan aldım tavaya. Dondurucudan çıkarttığım kapya biber, yeşil biber ekledim. Soğanı ve biberleri pişiriyorum. 2 diş sarımsak ilave ediyorum. Tam bir renk cümbüşü oldu. Malzemeler pişti. İçerisine fasulye püresi ekliyorum. Fasulye püresi piştikten sonra ayrı bir lezzet oluyor. Kesinlikle içerisindekinin fasulye olduğu anlaşılmayacak bu tarifi. Yiyenler tarafından bizde hiç kimse anlayamadı. Çünkü piştikten sonra ayrı bir lezzet oluyor kuru fasulye püresi. İyice soğan, biberler ve yağla karıştırıyorum. Tamamen lezzetlerin birbirine geçmesi gerekiyor. Baharat ve tuz ekliyorum. İstediğiniz baharat ekleyebilirsiniz. Ben kimyon, karabiber, pul biber, nane ekledim. 1 çay kaşığı hepsi. 1 çay kaşığı da tuz ekledim. Baharatlarını da iyice karıştırdım. 1 su bardağı dolusu rendelenmiş kaşar. Lezzetine biraz daha lezzet katmak için kullanmış olduğum kaşar miktarı yaklaşık 120 gram. Kapağını kapattım. Kısık ateşte kaşar peynirin erimesini bekledim. Peynir eridi. Üzerine biraz nane süslemek için. Biraz pul biber gezdirdim. Tarif servise hazır, sıcak sıcak. Tadına bakmaya geçtim. Hepinizin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha dilimin döndüğü kadar sizlerle paylaştım. Umuyorum ki sıkılmadan izleyip bu tarifi de beğenmişsinizdir. Kesinlikle lezzet garantili bir tarif. Pişirenler hiçbir şekilde pişman olmaz. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin fikirleri benim için çok değerli. Başka pratik tariflerde tekrar görüşmek üzere.